mesela milletvekillerinin yatıp kalkabileceği Ankara'da o büyüklükte bir yer yok, parlamento binası yok, meclis yok. Bugünkü resim heykel, etrafı müzesini biliyorsunuz herhalde, orada iki katlı bir okul var. O okulun üst katını milletvekillerine yatakhane, alt katını meclis binası yapacaklar. Ancak bina yıkılır endişesiyle ondan vazgeçiliyor, geliyorlar bu kapısı, penceresi, çatısı olmayan boş binaya. Meclisin açılmasına tam 3 hafta kalmış, 3 hafta içerisinde Ankaralılar evlerinden kiremitleri getiriyorlar. Milletvekillerimizin oturduğu bu sıralar çevre ilkokullarından geliyor. Ankara'da o zaman elektrik yok, gaz lambalarıyla aydınlanıyorlar. Bu gaz lambaları çevre kahvehanelerden getiriliyor. Sobalarla ısınıyorlar ve binanın eksiklikleri Ankara'da bundan 20. kolordu, Ankara'da siviller ve Ankara Müdafaa Hukuk Çevirmeni önderliğinde binamızın eksiklikleri gideriliyor, çatı kapatılıyor, kapı penceresi, kürsüsü, sırası, masa sandalyesi, gaz lambası vesaire 20 Nisan 1920 tarihinde binamız hazır hale getiriliyor. O gün biliyorsunuz Cuma gününe denk geliyor. Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Peygamber Efendimiz'in sadan-ı şerefi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sancağı Türk bayrakları eşliğinde dualarla, tekbirlerle sizlerin girmiş olduğu bu kapının önüne geliniyor. Orada kurbanlar kesiliyor. Ardından dualarla meclisimiz Ankara'ya gelebilen İlk bir açılışa yetişebilen 110-115 milletvekiliyle açılıyor. Bu 110-115 milletvekili sayısı sizi yaratmasın, açılışa yetişebilen 110-115. Ama toplamda birinci dönem milletvekili sayımız arkadaşlar 436. 436 milletvekilinin bu salona sığması mümkün değil. Takdir edersiniz. Hemen arkanızda bu kapılar diğer salona da açılıyor. Oralarda sıralar dizilmeye çok kalabalık olduğunda ve toplantılara, katılımlara sağlıyor milletvekilleri. Ancak şöyle bir durum var. Bu 436 milletvekilinin yaklaşık 3'te 1'i Kurtuluş Savaşı'nda Demiralay, Çelikalay adı altında askeri birlikler oluşturmuşlar. Sarıklı, cübbeli, sakallı hocalarımız var. Bunlar görevli Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordu kurulurlar. Kurulana kadar Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla bizzat savaşmışlar. Diğer kalan 3'te 1'i Kurtuluş Savaşı'nda halkı Anadolu'da milli mücadeleye karşı aydınlatma vazifesiyle görevli. Geri kalan da burada meclis faaliyetlerine devam ediyor. Binamız 4,5 yıl meclis olarak kullanıldıktan sonra kapatılıyor. İhtiyacı karşılanmadığı gerekçesiyle aşağıdaki ikinci binasına taşınıyor. Onun ardından bugünkü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, o zaman Hukuk Mektebi adıyla burada derslerine başlıyor. Onun ardından Cumhuriyet Halk Fakültesi'nin genel merkez binası oluyor.